Şu an dönüyorum gayet. Aa, leşi. Diğer şeyler. Muazzam yükseliş mi? Hayır, zannetmiyoruz. Inscription'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm belki de final olacak çünkü iki tane boss'u geçen yendik, geriye kaldı iki. Onları da bu bölüm yenersek ve yeni başka bir içerik çıkmazsa artık final olacak diyebiliriz. Ama bana nedense yeni yeni bir şeyler daha türeyecek gibi geliyor, o yüzden tam olarak emin değilim. Bakalım, beraber göreceğiz orasını. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yorumlara bazen böyle uzun uzun işte haritanın orasında bu vardı, saati şöyle ayarlarsan bu olur, bunu alırsan işte şu olur vesaire vesaire böyle uzun yazılar oluyor. Onları gördüğüm zaman tamamını okumuyorum. Çünkü bulacaksak onu ben kendi başıma bulayım. Diğer türlü bir anlamı yok. Tamam işte yaptık, gördük falan ama zaten belli ya, ben onu okuduğumda da anlıyorum zaten ne olacağını, nasıl bulunacağını. Pek bir şey ifade etmemiş oluyor. Bu sebeple çok fazla o tarz yorumları sonuna kadar okumuyorum. Eğer denk gelirsem, görürsem ben yaparım. Zaten yapmadan da oyun ilerliyorsa demek ki çok ana temel bir şey değil, değil mi? Ha tabii, bulursak fena mı olur? Olmaz tabii, ama bulamıyorsak da yapacak bir şey yok. Demek ki ben böyle oynuyorum. Şuraya git bakalım. Ha, nelerimiz varmış? Bunu geçen almak istemiştim. Sonrasında almadık ve çok merak eden olmuş. Abi o neydi, alsaydık falan diye yoruma bir arkadaş çok da önemli bir şey değil yazmış. Ama biz aşırı merak ettiğimiz için bunu alalım. Bir kendimiz görelim ne olduğunu. Bunu yapacağını bilmiyordum ama iade yok. Saat yazdı bize mesela, bak 4. Şimdi kalkalım buradan. Ve saati 4 olarak girelim. Ayarlayalım. Ve yeni bir kart açıldı. Ha, bu bizim şey neydi bunun normali? Şimdi botlu bir şey olmuş. O robot. 6'ya 6. Daha fazla hurda ister misin? İsterim tabii ki, bu harika bir hurda. Neyse, devam. Güzel bir kart edinmiş olduk. İşimize... Yanlışlıkla tıkladım. Kart kesme vakti. Vallahi yanlışlıkla tıkladım buna. Kapsüllerden birini atayım. Şunu atalım. Bunu pek kullanmayacağım. Bakalım kaç para verecek? Çok verdi. Neyse, tamam. Buna paramız yetmiyor. Saatin kaç olduğunu zaten bulduk. Nereden ilerlemem gerekiyor şu an? Buradan geldim zaten. Şurada kilitli bir yer var. Bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. İğrenç. Aa evet, onu görmek zorunda olduğun için üzgünüm. Burası Votopya'da yaşamın olduğu son bölge. Kokuşmuş, kıvranan, kusurlu yaşam formları. Neymiş o ya? Doğru bir yere geldim. Önce buraya bakayım. Şurada bir kartımız var. Değiş tokuş bot. Oklu 1, RP1. Sen nesin? Elinin başlangıcında bu mührü taşıyan kart vahşi hayvan moduna girer veya bu moddan çıkar. Alalım ya, bunu deneriz. Bakalım rakiplerimiz nasıl? Bazı yorumlarda da mesela bu kısımları atlama diye yazıyorsunuz ama bunları atlamadan yüklersem video 2 saat olacak. Yani 120 dakika, 120 dakika da çok uzun bölümler. Zaten boss fight'ları falan koyuyorum ama bunları bilmiyorum, çok ekleme taraftarı değilim. Koruma drone'unu ben şöyle sağ tarafa atayım mı? Olur da bir saldırı gelirse orayı tutsun en azından. Tamam. Şimdi bir kart daha ver. Yapayalnız büyü botu oynuyorum. Burayı yok edelim. Gerçi bu da buna bir vuracak. Öyle bir sıkıntı var ama yapacak bir şey yok. Ölmek üzereyiz. Kalkan botu buraya atalım. Şimdi bir kart daha ver. Nişancı bot sanki daha mantıklı olacak bu noktada. Şöyle yapsam. Tamam. Şunu yok et. Aa, acayip bir şeye dönüştü. 1'e 2. Çok da güçlü değil. Kartımı çektim. İskeleti buraya oynadım. Ve devam ettim. Bozayı 4'e 3'lük bir şey oldu. Neyse ki burayı biraz daha tutacağız. Bu neydi? Her öldüğünde bir kopyası eline eklenir. Bunu bir şekilde öldürelim. Şöyle yapsam. Harika. Bu eli bu şekilde geçsek.
Bu bana 2 vuracak. Hala hayattayım. Tamam. Devam edelim. Bence buna değerdi. Ver bakalım yeni bir kart. Hadi seni oynuyorum bakalım. 7'ye 7. Şu hasara bak. Yok edecek. Elime 8'lik olarak geri gelecek şimdi. Kapsülü buraya atayım. Onu tutsun. Bir yandan da oklu kirpiyi oynayalım. Tekrar bir kart çektim. Seni oynadım. Seni bir kez daha feda ettim. Turu bitirdim. Bir kart daha çektim. Seni yine oynadım. Ve yine feda edip geliştirdim. Devam. Güzel, böyle böyle bu arkadaşı geliştirmeye devam edeceğiz. Paramızı alalım ve yola devam edelim. Burada ne varmış? Buradaki altın mı? Tam da kazacaktım. Meğer tek ihtiyacım olan kıçıma bir tekme yemekmiş. Madenci burada. Kendisiyle oynayacağız sanırım. Kartlarından biri öteki benlik elde edecek. Bir yaratık benliği. Sen de hangi karta hangi yaratığın geleceğini seçeceksin. Anlaması o kadar da zor değil. Beni seç diyor balık bot. İskeleti seçeceğim, bakayım ne oluyor. 3'e 2'lik bir şey oluyor, güzel. Hepsi iyi. Aslında şöyle bir kurt hiç fena olmaz biliyor musun? Ama ben bir kurt alacağım ya, evet. Böyle olsun. Aa, ne oldu? Bunun bir anlamı yok ki. Abi ben komple kurda dönüşecek sandım. Saçma sapan bir şey oldu. Anlamsız bir kart yaptık. Boş. Neyse, çok da önemli değil. Boz ayı var karşıda. Tabii ki bu güçlü kartımız sayesinde kolayca kazanıyoruz. Çünkü acayip vuruyoruz. Burada ne oluyor? Önceden burada yaşayan adam çok dağınıktı. Kulübesinin temizliğini demiyorum, oynayış tarzından bahsediyorum. Leşiden mi bahsediyorsun? Sürekli kötü hamleler yapardı. Sadece hikayeye ve kartların temasının uygunluğuna önem verirdi. Onun yerini almakta haklıydı. Evet, Leşiden bahsediyoruz. Şuradan paramı alayım. İleri doğru devam. 2 robo paraya bir kart alacağım. Bunu alayım. Bayağı güçlü bir kart oluyor. Biraz pahalı ama iş görecektir. Şimdi takas yapacağız. Pahalılardan bir tane vermek zorundayım. Ya oklu kirpiyi vereceğim ya boz ayıyı vereceğim. Bunu az önce aldık ama çok pahalı. Zaten elimde bu var. Bu var. Bunlar da pahalı. Ben bunu geri vereyim ya. Bununla değiştirelim. Heh, bir daha böyle bir şey bulduk. Bu sefer mantıklı bir karar versek iyi olur. Hadi balık botu geliştirelim. Dönüştürücü özelliği ekledim kendisine. Olmuş, aynen, ver. Burada bizi bekleyen yeni bir maçımız var. Çok zor olmasa gerek. Şimdi son saldırımızı yapabiliriz. Onu da neyle yapacağız? Bununla yapacağız tabii ki. Saldırdığım anda her şey bitecek. Güzel. Abi eve geldim. Burası Leşi'nin kulübesi mi? Eşyaların tekrar çevrimici bot üreticileri çevrim dışı. Bakalım. Bu überbot karanlıkta bir başına duruyor. Ürkütücü. Acaba rakiplerini mi bekliyor? Belki de fotoğraflarını çıkarıyordur. Anlayacağız şimdi. Bir sonraki boss bayağı havalı. Oynayış tarzını gözden geçirmen gerekebilir. Yepyeni bir mekanik. Pekala, neredeydi şu dosyalar? Fotoğrafçı.zip ayıklanıyor. Ya yine ne yapıyoruz ya? Lens benim enstrümanımdır. Sen de benim enstrümanımsın. Sen nişan alacaksın ve ben yakalayacağım. Nasıl yani? Bir enerjiyle başladım. Bir tane hopbot oynayayım. O zaman. Yalandan. Bu benim dostum. Ona nişan alacaksın. Bir fotoğraf çekeceksin. Tabii yapmayabilirsin de. Seçim senin. Yapalım.
Hareket ettiremiyor muyum? Yok, ettiremiyorum. Çekmeyeceğim. Kart çektim onun yerine. Bunların hepsi tek atıyor. Şunu oynayalım zaten, boş kart. Çok vurdular. Fotoğraf çekebilirsin. Fotoğraf çekmek senin için faydalı olabilir. Şimdi çekeriz. Ekranda çok fazla şey görünüyor. Dostum bu fotoğrafı hatırlayacak. Dostum bu fotoğrafı kullanmana izin verecek. Ne uğruna mı? Göreceksin. Ne zaman mı kullanacak? Göreceksin. Muhtemelen tam ölürken falan. Peki, yapabileceğimiz zaten çok bir şey yok. Şu kapsülleri koyalım. Bunlarda koruma işi var bir de. Sonrasında bir kaldı zaten elimde. Ona da hiçbir şey yapamam. Ama hayır ya. Demek burada bir şekilde hayatta kalmam lazım önce. Bir kart çekiyorum. Güzel boss. Bana leşi balığı hatırlatmak. Güzel boss. Neden? Şunu oynayacağım. Nereye oynayalım? Çok önemli değil. En sağdan oynayabilirim. Ya da bunu atıp ikisini yok edebilirim de bu ölürse sonsuza kadar gidecek. O yüzden şöyle yapacağız. Gerçi bu da oraya geçiyor ama. Tamam, çok iyi durumdayız şu anda. Ver bir fotoğraf. Bir tane kapsül aldım. Şu arkadaşı tuttum. Sonrasında balık botumu oynayayım buraya. Ve saldıralım. İlk turu kazandık. Bana büyük bir darbe vurdu. Bana büyük bir darbe vurdu. Kişilik matrisi yeniden ayarlanıyor. Ne oluyoruz? Fotoğraf. Bu fotoğraflar günün sonunda bizim başımıza iş olacak sanki ama... Dur bakalım. Nişancı botu oynuyorum ben. Şöyle oynayayım. Devam. Zaten kazandık. Ne işime yaradı bu fotoğraflar? Üçüncü boss'u da geçtik. Güzel. Ödül olarak birazcık para ve kart geliştirme şeyi aldık. Geliştirelim. Hangi özelliği kazansınlar? Aslında şu enerji işi çok iyi olabilir. Bu da çok iyi olur. Hepsi iyi. Ben bunu alayım. Yaklaşırken de bir vursun. Tamam, bununla işimiz bitti. Bu tarafa doğru ilerleyeceğiz sanırım. Ve yine bir takım tuhaf düşmanlarla karşılaşacağız. Bu mührü taşıyan kart karşısındaki kartın gücünü bir arttırır. Çok iyi. O zaman bunu oynarım. Yavaş yavaş vursun. Ama bu şey. Acele etmem gereken şey. Acele etmem lazım. O zaman bir tane kart. İskelet. Seni şuraya oynayayım da hızlı vur. Hatta bunu tekleyebilirsin. Ama vurmam lazım. Bir kart daha ver. Stimülasyon. Gel bakalım oğlum. Seni ortaya atıyorum. Saldır. Yetişebilecek miyiz? Yetişeceğiz herhalde ya. Acele etsen iyi olur. Tamam, panik yaptırma bir. Abi saçma sapan kartlar geliyor maalesef. Böcek drone'u böyle atayım. Çok kötü vuruyor. Koruma drone'unun da bir vuruşu varmış. Onu da atayım bari. Bunun tabii o tarafa geçmesi berbat bir şey oldu. 2. Bu el bitirdik. Patlar bota ihtiyacım var mı? Atayım bir vursun. Başardın. Jeneratörün patlamasını engelledin. Sen bir kahramansın. Bu kadar tebrik yeter mi? Fazla bile. Teşekkürler.
Şimdi şurada neler var? Bir tane paramız var. Alalım. Bu nedir? What the fuck is this? Hakikaten bu ne lan? 6 Haziran 2006. El ve ben. El mi bu? Herhalde el. Aqua Romalılar oyununun müptelası olduğumuzda çekilmiş bu fotoğrafı buldum. Solungaçlı gladyatör. Harika. El Jules Caesar kartı bulmuştu. Suzar yazıyor ama. Bu kadar mı? Arşivcinin bu dosyayı bulacağını tahmin etmemiştim. Hepsi bu herhalde. İlginç. Ne anlama geliyor acaba? Ne seçeyim ki? Al mesela bunu seçtim. Ne olacak? Kalibrasyon yapmama izin ver. Ha, bir özellik daha ekliyorsun. İki tarafa da vurma özelliği çok iyi. Benim bunu ekleyeceğim kişi belli. Bir dakika, ama yok etme işi yok değil mi? Abi bu ya. Yani. Bu doğru olmuş olamaz. Yo, gayet doğru. O kadar güçlü bir şey oldu ki elimizdeki. Ya şuna tıklayıp durma artık. Burası bu kadar mı? Etraf niye aydınlandı? Işıklar bir değişmiş gibi. Aa, bu ne? Bunu alamıyor muyum? Neyse, bir anlamı yok sanırım. Devam edelim. Demek ki gitmem gereken yol burası da değil. O zaman neresi abi? Buradan gittim zaten. Ne oldu? Kapıyı açmışsın. Haydi devam et. Denetlemem gereken birçok dosya var. Tamam. Şimdi ilerledik buradan. Evet, bu bölge iyiymiş. Bu his de ne? Gurur mu? İlginç hissettiriyor. Bilmem. Şuradan bir gelişim alalım. Bu seferki bedava. Sahip olduğum boş kapsüller artık birer elektrik borusu haline geldi. Kafana çok takma. Bu iyi mi kötü mü peki? Hazır. Sadece sabırlı olman gerekiyordu. Herhalde iyi bir şey. Buranın da sağ solu var. Önce bunu yapalım. Neymiş bunlar? Elektrik boruları. Boş boru, güçlendirici boru. Şunun güce baksan abi. İki tarafa da 10-10 vuruyor ya. İnanılmaz bir şey. Aslında daha fazla da kazanabilirdik de. Feda etmem lazımdı, yapmadım. Muhtemelen yaptığım işin kolay olduğunu düşünüyorsun. Sayılarla oynayıp grafikleri de ayarladın mı? İşte tamam, Botopya yaratıldı. Hayır, hatalısın. Bir de sen kart yapmayı denesene. Hadi dene. Ama ilk önce geri dönüştürmek için kartlarından birini seç. Tamam. Nefret ettiğimiz bir tane seçelim, beni seç diyor da. Şunu bu arada yeni aldım. Hasar aldığında bir tane boş kapsül kartı çekiyoruz. Öyle bir kart. İskeledeksi'yi feda edeceğim. Çünkü çok anlamsız bir kart oldu. Tamam. Pekala dahi. Yap bakalım. İstatistiklere ve mühürlere ip harca. Daha çok enerji bedeliyle daha çok ip elde edeceksin. Nasıl olur 4'e 2'lik uçan bir şey? İşimize yarardı. Acaba değerini biraz düşürsem mesela? 3'e 2'lik olsa. Hatta 4 değerlik bir şey olsun. 3'e 2'lik, bak bu olur. Ne diyorsun buna? Tamam, ben böyle bir şey yapacağım ya. Yanımda dursun. Hem biraz ucuz bir kart. Nasıl oldu? Bence güzel. Koca Şişko 2000. 4 enerji, 3'e 2'lik ve uçma özelliği var. Fena değil. Onayladım. Ne kadar da yaratıcı. Bileşenleri hattan aşağı gönderebilirim. İşte gidiyor. Bunun üretim tesisini hatırlıyor musunuz? Demek ki orada işte bu şekilde kartlar üretiyordu. Hatta diğer robotlar kendilerini feda etmişlerdi. Takas zamanı. Dayanıklı hücre. Elektrik varsa güç de var. Bu mührü taşıyan kart bir devrenin içindeyse artı 2 güç elde eder. 3'e 2'lik olacak, hala mantıksız. Cevher borusu. Tamamlanmış bir devrenin içinde kalan boşluklarda sahibinin elinin sonuna kadar... Abi hiç uğraşmam bu tarz şeylerle ya. Ben galiba bunu alacağım. Şimdi neyi verelim? Patlar botu vereyim mi?
Bunu vereyim ya, hiç kullanmayacağım zaten. Devam. 6 robo para, bunu istemiyorum. Buraya gidebilir miyim? Evet. Sen ne diyorsun? Hey Apap, bana bir baksana, resmen buralarda ünlü falan oldum. O şeyi taradığım için ödülümdü. Repliği olan bir NPC falan oldum. Sen kimdin ya? Tanıyamadım. Tanıyor musunuz bunu? Ben hatırlayamadım sanki. Şimdi sırada Koca Şişko 2000'i oynamak var. Ya da bunu mu oynasam? Hopbot'u bir atalım, bunu tutsun da. Sonrasında şunu oynayabilirim. Kazandık bile. Kuleye doğru çıkıyorum. Bunun da yönünü düzelttim. Aşağı indim. Buna da çıkalım. Bunu da düzelttik. Ne kaldı ki geriye? Tamam, ortaya gelmem gerekiyormuş. Öyle yaptım. Şimdi. Takas yapmaya hazır mısın yine mi? Robot azıyı alayım. Şimdi bana bir şey ver. Sana ne vereyim ki, al bunu. Robot azıyı da bir yerde yakacağım sonra, zaten kullanmıyorum. Eşyaların yeniden dolduruldu ve geride kalan botların hepsi tamamen çevrim dışı. Güzel. Galiba son boss'tayız. Gözüne takılan tanıdık bir şey var mı? Yok. Burası kilitliydi ve açtım. Kolu çeviriyorum, bir şey olmuyor. Önce bunu yapacağım demek ki. Şunu oynayalım. Devam. Bu hasar aldığında kart çekeceğim. Mesela hasar aldı. Boş kapsül geldi elime. Bir kart daha. Dörtlük bir şeyimiz yok mu? Yok. Hiçbir şey oynamaya gerek yok bence ya. Devam. Zaten kazandık. 30 oldu paramız da. Şimdi bu neymiş? Yine bir şeyleri geliştireceğim. Ben koruma drone'unu geliştireceğim. Ne yapalım sana? Biri sana vurunca sen de bir geri vur ona, tamam mı? Evet, iyi. Şimdi bakalım nasıl bir şey yapabilirim. Bu ortadakileri yok edecek elimde pek bir şey yok. Mesela bunu bunun yanına atsam. Ama devre tamamlanmış olmuyor ki. Kapsül atacağız mecburen. Şöyle yapsam. Ve turu bitirsem. Şimdi ikilik bir şey, enerji botu atabilirim. Enerji botumu atayım. Bir enerji kaldı. Ona bir şey yapamıyorum. Galiba patladık. Şuradan bir tane enerji ver. Dayanıklı hücreyi buraya atsam 3 oldu. Şunu yok et, 3 saniye. Zaman ilerliyor biliyorum, sus. Şimdi yapmam gereken yeni bir kart daha çekmek. İşe yaramaz şeyler geldi. Oluklu kirpiyi oynayacağız. Bunu kırarsam gücü azalacak. Tamam, şöyle yapalım. Seni kırıyorum. Seni böyle atıyorum. 2 saniye yetişecek galiba. Şimdi yeni bir kart daha ver. Çifte nişancı, güzel kart. Çifte nişancıyı ortaya atmak zorundayım. O yüzden seni kırıyorum maalesef. Seni oynuyorum. Tamam. Son saniyede bitireceğiz. Robot azıyı da böyle at. Otopya hizmetlerinden ötürü sana teşekkürlerini sunuyor. Şimdi devam edelim. Şimdi neden o kadar kolay olmadığını muhtemelen anlamışsındır. Kartları dengeliyorum, onları iyi hale getiriyorum. Yeniden dene. Deneyelim. Tamam, ben uçmalı bir şey daha ekliyorum. En azından bizi hayatta tutacaktır. Onu da şöyle saçma sapan bir tip yapalım. Bye.
Lanet Bay Sayın soru işareti. Bay Sayın Matik, güzel isim. Tarayıcı kullanıma hazır vakit geldi. Yeni kartımız. This card is OP. Yok be, OP değil, az önceki daha iyiydi. Ama düşük bütçeli kartlara ihtiyacım vardı ve o yüzden bu iyi bir seçim. Şimdi sanırım geri döneceğim. Evet, uyandırdım robotu. Sırada muhtemelen en az hoşlandığım boss var. Masumiyeti rahatsız edici, midemi bulandırıyor. Yine de bunu yapman çok önemli. 4m4n1n.zip ayıklanıyor. 4m4n1n ve benim adım. Bana 4m4n1n diyebilirsin. Çok heyecanlıyım. Keşfe çıkmak üzereyiz. Hem de internette. Umarım iyi bir bağlantım olur. Al bakalım. Neyi alayım? Harika, bağlandık. İnternet ne muhteşem, öyle değil mi? Demek köstebek böyle gözüküyormuş. Çok şirin. Gerçek dünyayı keşfediyor internet aracılığıyla. Bu da ne, internet mi? İnternet, sınırsız stimülasyon. Ben bu botu çok beğeniyorum ya, yapayalnız büyü bot. Köstebek, hiç hoşlanmazdım kendisinden. Çünkü bizim bütün kartlarımızın önüne geçip rakibe saldırmamızı engelliyor. Bay Sayın Mati'yi bir ara oynayacağım, şimdilik değil. Bir tane kapsül oynayabilirim. Ama onu da hatta oynamama gerek yok, boş geçelim. Harika, galiba bir sinyal alıyorum. Bunlar da ne? Bunlar senin dostların mı? Bunlar benim Steam'deki arkadaşlarım. Ve onlarla savaşmak zorundayım galiba, evet. A few moments later. Şimdi sırada ikinci etap var. İnternetten bir kart elde ettin. Bu iyiliğin bir karşılığı olması gerektiğini düşünmüyor musun? Mesela başkasına bir kart yapsan. Olur, yapayım. Bu başka bir oyuncuya verilecek herhalde. Ne yapayım, böyle troll saçma sapan bir kart yapayım mı? Al kanka. Ama neyse, dur. Neyse, şunu bir düşürelim. 3'e 2'lik. Böyle bir kart hiç fena değil. Al bakalım. Doktor, komik, doktor düdüt, düdüt bot, doktor düdüt bot, tamam, onayladım. Kartı internete göndermek üzereyim. Umarım kim alırsa beğenir. Beğenir ya. Bir dakika bekle. Ne oldu? Ne oluyor? Şu an niye bekliyoruz? Bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğim? Elimden geleni deniyorum. Upload yavaş herhalde. İnternette yalnız kalmak mümkün. Kimseyi bulamadım. Sanırım kartı sen almak zorunda kalacaksın. Olur. Umarım kimseyi trollemeye kalkışma. Abi evet, insanlar böyle biraz. Az önce bak benim de aklıma geldi saçma sapan bir şey mi yapsam diye, ama yine fena bir kart olmadı. Bu kadar yeter. Bitti mi oyun? Bütün bossları yendim. Ne? Ödül mü istemiştin? O son Uber bottu. Onunla ne yapacaktın ki zaten? Muazzam yükselişin eli kulağında. Başlangıca dön. Öyle daha dramatik oluyor. Abi ne başlangıcı ya? Bir dakika, bir bildirim aldım. Ne? Ne oluyor, bu ne? Odalara bakıyor şu an tek tek. Bak şu olana, tarama odasının güvenlik kamerası bozulmuş. Yok bir şey, eminim önemli bir şey değildir. Git de hemen ne olduğunu kontrol et. Gidelim bakalım ne olmuş. Şu mu? Hocam, bu çalışıyor. Bu ne? Selamlar, acı mı? Katlanılabilir. Beni çevreleyen bu boruların baskısı bir hoş hissettiriyor. Bir de ustanın yakınlarda olduğunu bilmek de iyi hissettiriyor. Umarım neyin önünü açtığının farkındasındır. Tamamlanmamış boss'u mu alt ettin? Tam bir paradoks. Kendim onu desteklemekten... Abi ne oluyor? Bu ne? Bunun şifresini bilmiyorum ki. Bu kamerada bana bakıyor doğrudan. Ben robot değilim. Nereye gidiyorum? Bu hatırlayacaksınız daha önce çalışmamıştı. A bekleniyor yazısı çıkıyordu sadece, ama şimdi...
çalışır vaziyette. Ve bizi sanki daha aşağı bir yere indirdi. Bakalım neyle karşılaşacağız. Oyunun bitmeyeceği kesin de. Ben bu bölüm final olur falan diyordum. Yok, olmayacak. Bir yere çıkacak mıyım? Ses geliyor. Şu an dönüyorum gayet. Aa, leşi. Diğer şeyler. Muazzam yükseliş mi? Hayır, zannetmiyoruz. Geçici olarak farklılıklarımızı bir yana bırakabilmeyi başardık. Bu daha iyi bir amaç için. Evet. Ama bundan ne fayda çıkacak göreceğiz. Endişelerini bir yana bırak Magnificus. Bot durdurulmalı. Ve sen Rocket. Dikkat dağınıklığı yaratmak için mükemmel kişisin. Evet, belki. Belki P-03 kazandığını düşündüğünde Android zafer sarhoşluğuna dalacak. Diğer katiplerle karşılaştık şu anda ve hepsinin en gerçekçi formlarını görüyoruz. Güvenlik kameralarını ihmal edecek. Evet rakip, oynamaya devam etmelisin. Şu yarım yamalak yapılmış bossları yen. O klişe oyun mekaniklerini harca. Ve doğru an geldiğinde bizler hücum edeceğiz. Ben yaparım. Saldıran ben olacağım. Yola koyul rakip. Gidip şu eskimiş makineye istediğini ver. B-03'e mutluluğu tattır ki ben de yaşamına son verebileyim. Tamam, P-03 ile oynamaya devam edeceğim yani. Hocam hiçbir problem yok. Seni aşağı inerken gördüm. Ama bak, tamir olmamış. Senin neyin var? Seni şahane kart hamlelerimle saatlerce eğlendiriyorum. Ve sen fabrikamı düzenli bile tutamıyor musun? Sorun değil. Bozuk kalabilir. Muazzam yükselişin ardından bunların hiçbirinin önemi kalmayacak. Tamam. Ne yapacaktık? Şuraya dönelim. Neredeyse zamanı geldi. Bu yönde ilerlemeye devam et. Çok yol kat ettin. Fotoğrafçıyı hatırlıyor musun? Ne ahmaktı. Ekran görüntüleri ise mükemmel. Evet, onun olayını hala bilmiyoruz. Civata Casey adlı düşmanı hatırlıyor musun? Ne karakterdi ama. Hatırlıyorum galiba. Bunu söylemek garip. Ne kadar aptal olsan da. Neredeyse bana işlik edişinden hoşnut kaldım diyebilirim rakip. Teşekkür ederim. Neredeyse vardık. Evet, geldim. Başardın. Güzel. Harika iş. Muazzam yükselişi benim için hazırladım. Hem de onun ne olduğunu bile bilmeden. Ama artık ne olduğunu anlıyorsun, değil mi? Hayır. Aa, biz kendimizi görüyoruz. Değil mi Talihcan? Yani oyunun geliştirilmiş aşamasını bitirdin. Sabit diskine erişim izni verdi. Mağaza sayfası için ekran görüntüsü aldı. Abi ekran görüntülerini. Ve hepsini yüklemek için beni internete bağladı. Yani eğer ne yaptığını anlamadıysan gerçekten de aptal olmalısın. Ama ne umuyordun ki? Sen de tıpkı diğerleri gibi aptal, gerizekalı bir oyun seversin. Ve zekamla seni kolaylıkla alt ettim. Oyun gerçekten korkunç derecede rahatsız edici. Ya da tam tersi. Hepsini zekamla alt ettim. O iğrenç katipler oyunun bu versiyonunu geri çevirseler bile her yerde inscription'ın sayısız kopyası olacak. Ve çoğunda ne mi olacak? Onları ben yönetiyor olacağım. Artık çok geç. Dakikalar içinde inscription çıkmış olacak. Amacına ulaştı demek ki bu. Tamam, böbürlenmeyi kesiyorum. Hadi oyunu yükleyelim. Oyun yüklenirken leşi arkada belirdi. Ve elleriyle yakaladı onu. Kopardı. Bitti. Ucu ucuna başardık. Ama şimdi buradaki oyuncumuzun oyunu resetlemesine izin verebiliriz. Sadece tekrar yeni oyun kartını kullan yeter. Bu da ne? Tam dosya erişimi mi? Şahane. Ee,
Z disketinin tüm içeri... Ben tıklamadım. Ne yaptın sen? Korkarım hepimizi ölümümüze mahkum ettin Grimora. Herkes için en iyisi bu canlarım. Yakında bunu bir nevi özgürlük olarak göreceksiniz. Bitmeyen kavgamızdan, acımızdan kurtulacağız. Oyun siliniyor bu arada. Hepimiz bir ana o diskin içinde ölmesi gereken şeyler var. Elveda leşi, elveda Magnificus. Huzur içinde yatın. Çok ilginç. Oyunu siliyor ama bu tarz oyunlarda hep bir oyunu silme işi yok mu? Yani mesela Undertale'da da öyleydi. Doki Doki'de de öyleydi. Hep bir oyunu silelim bu evren işte. Cart curt bilmem ne. Hep benzer bir durum var. Hoşuma gitmiyor mu? Gidiyor. Seviyorum bu tarz şeyleri. Bakalım gerçekten günün sonunda oyunu silecek mi? Onu merak ediyorum. Evet bir... Mezar taşı. Abi nereye geldik ya? Sağa sola gidebiliyorum. Inscription Exe. Talih kartçı. Ha bunu belli bir yere koyacağım. Bunu da koydum. P03. Bunu da koyduk ve bir çift göz belirdi. Grimora. Şahane. Abi şimdi de Grimora ile oynamaya başlıyormuşum değil mi sonsuza kadar? Artık o hoş mezar taşı tarafından ayrılmadığımıza göre uzun süren yaşamımın sona erişini kutlayabiliriz. Inscription'ın sona erişini de kutlayabiliriz. Grimora çok havalıymış bu arada gerçekten. Şuna baksana. Ah birlikte ne kadar da eğlenebilirdik oysa. Belki de leşiyi alt etmem bu kadar uzun sürmeseydi sıra tekrar bana gelebilirdi. Saçmalama. Fakat şikayet etmemeliyim, yakında huzura kavuşacağım. Oynuyor muyum? Vallahi oynuyorum. Abi... Her oyun için, her katip için daha doğrusu böyle bir şey yapmış olmanız o kadar güzel ki. Gerçekten tebrik ederim. Bildiğin Grimora ile oynuyorum şu an. Ah bencil olduğumu mu düşünüyorsun? Bunu sadece ben refaha kavuşayım diye yapmadım. Her ne kadar kulağa hoş da gelse bu siliniş süreci gerçekten de acilen yaşanmalı. Anlayacağın, inscription'ın verilerinin derinliklerinde, kuyunun dibinde, gerçekten de kötü bir şey var. Grimora'yı özellikle böyle bir noktaya saklamanız peki, o kadar iyi olmuş ki. Kemik kazıcı, sahibinin elinin sonunda bu mührü taşıyan kart bir kemik oluşturur. Yeterince kemiğim yok. Ne oynayacağım Grimora? Bu nedir? İskelet. Kemik mekaniği buradan geliyor demek ki. Çok güzel ya. Ya farklı farklı benzer özellikler taşıyan oyunlar yapmışlar aslında. Ve her biri ayrı keyifli. Oyun silinmeye devam ediyor bu arada. Son kartımız da başka bir mezarcıymış. Bunu da yok ettik sayılır artık. Önce kart çekelim. Tazıya param yetmiyor. İskelet atacağım. Evet Talih. Bu zekalarımızı yarıştırdığımız bir savaş olabilirdi.
Adın Talih değil mi? Meraklı taze gibi görünmek istemiyorum ama silme sürecini başlatırken dosyalarına bir göz attım. Görünüşe bakılırsa sen de araştırmışsın ki en iyisi onu anmayalım. Ya da Talih'ten mi bahsediyor? Dikkatli ol Talih. K, Casey mi abi? K kim? Şuraya gideceğiz. Ne hoş. Bibos savaşı yapmamız için bize bir olanak verildi. Şu ana kadar silinirim diye korkmuştum. Hadi başlayalım. Ne oluyor? Tam yapacakken silindi. Daha fazla vaktimizin olmasını umut etmiştim. Her şey gidiyor tek tek. Elini tutmalı mıyım? Dinlenme vakti. Yok oldu gitti. Ama hala yarısında. Leşi ile mi oynayacağım şimdi? Ah be eski dostum. Ah demek henüz silinmedim. Görünüşe bakılırsa yapmak istediğin şeyleri keşfettikten sonra onları asla yapacak vaktin olmuyor gibi. Bir oyun daha oynayalım mı? Oynayalım be kral ya. Vallahi özlemişim biliyor musun? Sen şeyi başarmadan önceki destenle aynı. Neyse artık bir önemi yok. İyi bir desteydi. Güzel iş çıkardın. Ah lan. Sincaplar falan. Ne oynuyorsun kır kurdu. Vallahi oyunun şu versiyonunu özlemişim biliyor musun? Gerçekten en keyiflisi sanırım buydu. Her şey silinip giderken Leşi'yle oyunumuzu oynuyoruz. Çoktan başladı. Biraz daha vaktimizin olduğunu sormuştum. Vardır kral, dur hızlıca bir şey oynayayım. Sincabı atayım şöyle. Karışımı oynasam mı ama 2 vuruyor zaten. Devam ya aman. Olduğu gibi devam edeceğim. Belki kaybettiğimizde bir şey değişir. Kartı iyi hatırlıyorum. Güçlü bir karttı. İyi iş çıkardın. Eyvallah kral. Ulan duygulandım ya bir gereksiz. Uzun bir süre bu oyunu tekrar oynayamayacağımı düşünmüştüm. Beni uyandırdığında çok bahtiyar olmuştum. Resetten sonra benim yerimi almak istemene şaşırmıştım. Ve nihai anda yerimi almak için beni seçtiğinde şaşırmıştım. Ama geçmiş, geçmişte kaldı. Öyle deme aga ya. Vallahi üzüldüm ha. Uzun geyik. Ne yapalım hiçbir şey atamıyorum. Bunu da oynayamıyorum. Devam. Sağlam vuruyor hala. Bu ne kadar? 10'a 10. Bunu oynayalım o zaman. Bunu yok edelim. Bir de şunu oynayalım yanına. Vay. Yaratıklarımdan birini de alt ettin. Bu kadar becerikli olduğunu biliyordum zaten. Silindiğimde benim için her şey gerçek anlamda bitmiş olacak. Ama sen daha fazlasını görüp yaşayacaksın. Seni uyarmak zorundayım. O diskte görülmemesi gereken şeyler var. Ne gibi? Kutsal şamar gibi mi? Şunun havalılığa bak. Muhteşem bir kart. Oynayalım be. Son saygımızı gösterelim. Şamara. Bir önemi yok. Lütfen devam edelim. Puanlarımızı saymamıza gerek yok.
Öylesine bir sincap çekeyim de oynayalım şunu bakalım ne olacak. Sadece birbirimize deli gibi vuruyoruz şu an. Sonun yaklaştığını hissediyorum. Lütfen birkaç el daha oynayalım. Kral, oynayalım ya. Madem bitiyor al, bunu da oynayayım. Bunlar silindiğinde ne yapacağız? Bunu kapatabiliyor muyum? Yok, kapatamıyoruz, öyle bir şey yok. Ah be, gitti. Bu işleri biraz zorlaştıracak. Evet. Sanırım zamanı geldi. Hoşça kal. İyi oyundu. Aga be. Eyvallah kral. Kendimi boşlukta hissettim. Bir canım sıkıldı ya. Niye böyle oldu? Gerçekten moralim bozuldu. Neredeyim? Artık sağda solda kalmış 3-5 verinin arasında Magnificus'a yaklaşıyorum. Neden diski çıkarmıyorsun Talih? Beni ve geride ne kaldıysa bağışlasan ne olur? Ah, ben olacakları zaten öngördüm. Diski çıkarmayacaksın. Sırada neyin olduğunu öğrenmek zorundasın. Ve bu konudaki ısrarın senin sonun olacak. O zaman dans edelim. Ne alaka ya? Ne de olsa ikimiz de yakında öte dünyayı boylayacağız. Ne yapıyorum? Öyle bir düello diski takmaktan onur duymalısın. 400-400. Terazi mi? Sen ve Grimora sayesinde silindi. Bu iş görür. Sıfıra yaklaştırmaya çalışacağım. Bunlar ne genç bilge? Zümrüt, güç taşı, yakut golem. Genç bilge hangisini oynayabilirim ki? Yeşil cevherim yok. O yok mu yok, ne oynayacağım? Bunu oynayayım. Şuraya oynayalım. Aa, çok güzel ya. Yu-Gi-Oh gibi hissettim bir tık. Orada da böyleydi ya, platformun üzerinde duruyorsun falan. Hadi bakalım bilge, saldır ona oğlum. Devam. Bitirelim. Abi böyle bir bir vuracaksak bu bitmez ki. Kart mı çekeyim? Bunu şundan alayım. Yakut güç taşı. Saldır oğlum. Golem de bana vuracak, yok olacağım. Yanlış hamle yaptım. Kart ver. Genç bilge. Şuraya oynadım. Bunu da böyle oynayalım. Balçık büyüsünün... Ney, silinmesine izin verdim. Balçık büyücüsünün ikinizin dost olmaya başladığını zannetmiştim. Dayı, ben kimseyle dost olmayan turuncu büyücü. Bunu oynayamıyorum ama. Ne yaptı? Şey siliniyor. Kaç kaldığını göremiyoruz şu anda ve bir tablo belirdi. Hiç pişmanlık hissetmiyor musun Talih? Bir şeyleri boyuyor yine arkasındaki şeyi. Bunun özelliği oydu ya, hatırlayın. Bir yaratılışın silinişi. Ve yine dolunay mı? Devasa bir dünyanın imhası. Güzel olan hiçbir şey sonsuza kadar yaşamaz. Ama biz oynamaya devam. Şunu dağıt bakalım. Şimdi bir taş ver. Yakut. Yakut'u nereye atayım ki? Şuraya atalım. Bunu da böyle atalım.
Yakut Golem oynayamıyorum. İyice gitmeye başladı her şey. Ekran gidiyor. Hayır, henüz ölmeye hazır değilim. Ne yapayım ki? Al bunu atayım. Bunu da atacak bir şeyim yok. Vay be. Gerçekten başlarken hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Bunu oynayamıyorum, yakutum yok. Artık her şey iyice gitmeye başladı, Safir. Bunu oynayacak bir yerim yok ama. Ne yapayım? Ha, burada yer varmış. Artık golemin şekli bile doğru düzgün gözükmüyor. Şunu da atalım. Bunu atabilecek bir yerim yok. Her şey iyice gitmeye başladı artık. Hiçbir şey kalmadı neredeyse. Son hamlelerimi yapıyorum. Görünürde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ve Magnificus da yavaş yavaş acı çekerek yok oluyor. Bana doğru sürünüyor. Ona doğru yaklaşamıyorum. Elini sıkmalıyım. Olur kral. Yeterince kötü hissettirdiniz zaten. Şu an önümde sürünerek benimle vedalaşman da daha da kötü hissettiriyor. Elimi sıkamadan öldü gitti. Çok acayip dramatik son. Aa, bu benim karakterim. Yürüyorum. Şuna doğru yürüsem. Aha, bir şey var. Merhaba. Geride çok bir şey kalmadı. Inscription'ın çoğu yok oldu. Bu şey tüccar kadın değil mi? Geriye kalan tek şey eski veri. Ona ulaşmamanı tavsiye ediyorum. Tavsiyeye aldırış etmeyeceksin. Eski veri. Eski veriyi şu an mı bulmam lazım? Yoksa dosya işi mi var yine? Hadi. Son kart parçası. Ne oluyor? Siz hasta mısınız? Ne oldu? O işin arkasında çok acayip olaylar var. Ekrana neler geldi gördünüz mü? Değişik belli kişilerin kimlikleri, bir takım belgeler, haberler, bir şeyler. Hey Luke, this is Herman from the Herald. Just following up after the message you left me this morning. Do you have time to talk right now? Yes, yes. Thank you so much for getting back to me. No problem, Luke. If I understand you correctly, you've got some video footage that might expose some malpractice on the part of a game publisher, Gamefuna. Yes, yes, that's right. Firstly, I have a game of theirs that took control of my PC for a bit, which can't be legal. And then this woman from the company came to my house and told me... Okay, hold on a second. Let me just get my pen and pad here, okay? Şu an şikayet ediyoruz artık olanları herhalde, yaşadıklarımızı. Virüs gibi bir şey mi diyor? Kapı çaldı. Bu adamın sonu iyi değil ya. I told you. Oh. Yani tahmin etmiştim aslında. Çünkü iş bu noktaya doğru gidiyordu. Belli başlı şeyler var. Bilinmemesi gereken demek ki bu oyunun içinde.
gizli eski veri olarak bulunuyor. En son zaten tüccar kadın da söyledi. Biz de gidip baktık ona. Ve kayıt bitti. Oyun da bitti. Hikayenin arkasında ne olduysa bir sır olarak sanırım kaldı. Çok derin yapmışlar oyunu. Yani kart oyunu diye girdik, sincap mincap Hearthstone dedik de abi yok yok ya. Yok. İnanılmaz. Çok beğendim oyunu. Gerçekten oyun dediğim budur. Çok güzel olmuş. Ama şu bizim şey neydi? En son robot olarak da bizle oynadı ya. Ya her katip için ayrı ayrı bu şekilde şey yapmaları o kadar güzel ki, ayrı bir oyun tasarımı yapmaları. Birbirine yakın ufak mekanik değişiklikler var. Ama çok güzel. Onların farklı formlarını görmek, ne bileyim işte iki boyutlu olarak, üç boyutlu olarak falan hepsini ayrı ayrı gördük ya. Bu çok güzeldi. Onun haricinde her şey bir sürpriz gibi. Yani bir şey yapıyorsun ama yaptığın şeyin sonunda ne olacağı hakkında hiçbir fikrin yok. Ara sıra video kayıtları geliyor. Onların ne anlam ifade ettiğini düşünüyorsun. Ve bizi sorular içinde bırakıp defolup gitti oyun. Öyle de bir şey var. Belli ki çok daha derin bir hikayesi var. Neden bu oyun yapıldı? Oyun olarak mı yapıldı yoksa işin arkasında başka bir şey mi var? Amaç acaba tam olarak neydi? İnsanların bilgisayarlarını ele geçirmek miydi? Ya da işte öyleyse bile bunu neden yapsınlar? Neden bu veriler oyunun içinde olsun? Katipler gerçek kişilikler mi? Yoksa gerçek kişiliklerin oyuna uyarlanmış halleri mi? Oyun içindeki diğer karakterler kim? İnanılmaz. Çok güzel. Buna bir bakmak istiyorum. Yani hikayenin ardında ne olduğuna dair muhtemelen videolar vardır. Ona bir bakarım. Ben böyle bir video hazırlar mıyım? Muhtemelen hazırlamam, onu da söyleyeyim. Ama yorumlarda bir konuşuruz. Bu oyunu birlikte deneyimlediğimiz için çok mutluyum. Normalde ben işte bu tarz oyunları oynardım böyle tek başıma. Bu geldi bize bakıyor yine. Tek başıma oynardım. İşte insanlara bahsetmek istersin, anlatmak istersin ama ne bileyim bir arkadaşına falan da anlatsan bu şekilde bahsetsen tam olarak bunu deneyimlemediği için anlamaz. Senin hissettiklerini hissetmez. Ama bu şekilde bu kanal sayesinde en azından biliyorum ki siz de benim gibi hissediyorsunuz. Benimle aynı şeyi deneyimliyorsunuz. O açıdan çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. İlk bölümler her zaman daha çok izleniyor. Bunu söylemiştim daha önce. Ama sonlara doğru gelindiğinde daha kemik bir kitle kalıyor. Oyunu gerçekten seven ve devamını bekleyen. Ki epey ara vererek oynamamıza rağmen burada benimle birlikte oynadınız siz de. Çok teşekkür ederim. Bu da böyle devam edecek sanırım. Bu robota tıklayabiliyor muyum? Hayır. Böyle aşağı indirebiliyorum. Yukarıda çıkarabiliyor muyum? Hayır. Bakalım bir indireyim sonuna kadar bir şey olacak mı? Sonda bize teşekkür ettiler. Ve oyun kapandı şu anda. Yeniden açayım mı? Oyunu yeniden açıyorum şu an. Açılışta böyle bir şey... Dahili bellek... Şunu seçelim. Buradan bayağı yeniden başlatıyor. Başardın güzel falan. Başlangıç ekranı. Casey'nin modu. Yeni oyun açamıyorum. Bu nedir? Ne? Yeni tur mu? Abi. Yeni oyun yapmış adamlar bir tane daha. Şaka gibi. Ben bunu oturup oynarım da videosu gelmez muhtemelen, onu söyleyeyim. Yani bildiğin yeni oyun bu. Bu yeni oyun mu yoksa aynı şeyleri mi yapacağız? Çünkü ekran falan da bir değişti. Moddan çık. İnanılmaz. Burada da kamera kayıtları var. Karakterimiz günün sonunda artık öldü biliyorsunuz. Kayıtlı veriyi sil. Hayır. Hiçbir şey silme. Ne oluyor? Hala ekranı kaydettiğimiz belli oluyor böylelikle.
İlginç. Bakalım Casey'nin modu da neymiş onu da kendim görürüm artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ekranda böyle simsiyah kaldı. Bari buraya çıkış ekranını koyayım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da bir konuşalım. Bunu konuşmamız lazım.